Tuşba sizler için var. Tuşba'nın başarısı, Tuşba'nın kalkınması, Tuşba'nın gelişmesi Türkiye'nin Orta Doğu'da, tüm dünyada gelişmiş bir Türkiye demektir. Onun için biz de diyoruz ki Tuşba'da fikirler yarışıyor. Tuşba'da bilgeler yarışıyor. Tuşba'da ilim, irfan, hakikat ve en önemlisi Tuşba'da insanlık yarışıyor. Bu konuda kaybedeni olmayan güzel bir yarışma. Bu yarışmada emeği geçen başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Tuşba Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüz ve hakikaten burada, bu Van'da eğitim seviyesini sürekli nasıl arttırabiliriz, akademik başarıyı nasıl arttırabiliriz, gençlerimizi daha iyi yerlere nasıl taşıyabiliriz, gece gündüz derdimiz yok. Neden? Çünkü biz şuna inanıyoruz arkadaşlar. Eğer şehirleri imar ederken geleceğimiz olan siz nesillerimizi ihmal edersek, bu ihmal edilmiş olan nesil, gelecekte imar edilmiş olan bütün bu şehri imha eder. Bizim Tuşba'da eğitim öğretim noktasında tam destek vermemiz, desteği sona kadar takip etmemiz biz yerel yöneticilerin en önemli işidir. Çünkü Tuşba Belediyesi olarak geldiğimiz günden beri bir akademik alandan gelen bir kardeşimiz olarak en çok önemsediğim hizmetler bu hizmetler. Gençliğin yetişmesi. Hele ki geleceğimizi teslim edeceğimiz sizler gibi pırıl pırıl gençlik Allah'ın izniyle bir mutfak kılıyor. Ben tekrar bu güzel organizasyonu okullarımızda sınıf sınıf okul okul hazırlayarak bu aşamaya getiren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve okul müdürlerimize, akabinde bunun düzenli bir şekilde programlanmasını ve yapılmasını takip eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Nuri Bey'e ve buraya kadar gelen siz çok kıymetli ilçe başkanımız ve değerli okul müdürlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz, yazarlarımız da var. Yazarlarımız, evet, şeref verdiler tabii. Şeref verdiniz. Yazarlarımızla, yerel yazarlarımızla, gençlerimizle buluşuyor. Ayrı bir projemizdi, ayrı bir yarışmamızdı. Evet, orada da yazarlarımıza, yazarlar derneğimize de çok teşekkür ediyoruz. Van Allah'ın izniyle kalkınıyor. Van gelişiyor, Van'ın önünde bütün engelleri bir bir kaldırıyoruz. Bir bir kaldırıyoruz. Gençler, ben tekrar güzel bir seyir olmasını, güzel bir yarışma olmasını diliyorum. Yarışmacı kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Jürimize aynı şekilde güç kuvvet Rabbim nasip eylesin. Sizlere de bizlere de kulağımızda inşallah küpe olacak güzel sözler burada dinleriz. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Üstün başarılar diliyoruz. Rabbim sağlık, sıhhat ve afiyet nasip eylesin. Teşekkür ederiz. Aslında söz konusu bu birliktelik ve bu kadar güzel faaliyetler olunca konuşulacak çok söz var. Bu etkili ve heyecanlı programı bizler de heyecanla bekliyoruz aslında. Konuşulan konuların değerlendirilmesi bizleri de heyecanlandırıyor ve öğrencilerimize de katkı sunduğunu düşünüyorum. İl geneline yayılma durumunun Tuşba'dan, nasıl ki güneş Tuşba'dan doğup yayılıyorsa, nasıl ki durgun suya düşen bir damlanın olumlu dalgalarının domino etkisi, kelebek etkisiyle oluşan sinerjinin, bu güzelliğin yayılması gibi, bu güzelim münazara faaliyetlerinin de Sayın Başkanımın destekleri ve İl Milli Eğitim Müdürümüzün de destekleriyle muhtemelen tüm Van'a yayılacak. Sayın Başkanım, aldığım haberlere göre diğer okullarda da, diğer ilçelerde de faaliyetler, hazırlıklar, heyecan başlamış. Ben bu konuda, bu diğer projelerde de başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Jürimize teşekkür ediyorum. İlçe Milli Eğitim'deki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün burada bizi ağırlayan, misafir eden okulumuza da teşekkür eder. Her iki okulumuza da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de nihayetinde bu eğitim ordusunun ülkemizde, bizim ülkemizi ulaşabileceği noktada en iyiye götüreceği kanaati bende hasıldır. Nihayetinde eğitimsiz bir toplumun
ülkesi için yapabileceği bir şeyin olmadığını hepimiz biliriz. Yalnız bu eğitim ordusunun inşallah Tuşba Belediye Başkanımızın ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü artı bizim il müdürümüz yani Milli Eğitim İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla devam ettiğini biliyorum. Ben onun için burada bu sıralardan ayrıyeten burada yapmış olduğunuz bilgi yarışmasının da size çok ileride size özgüven sağlayacağınızı ve toplumda sizi çok ciddi olarak ifade etmenizi sağlayacak arkadaşlar. Şimdiden ben sizin bu menemde yapmış olduğunuz çabalar için size Allah'tan yardımının olmasını dilerken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Gerektiğini anlarlar. Zaten suç oranlarının düşük olduğu bazı ülkeler var. Burada
bakıyoruz. Suç oranları zaten az edilir. Suçlar rehabilite ediliyor ve topluma kazandırılıyor. Bu şekilde ne insanlar kötü bir durumda durabiliyor, yani ne o, yani şimdi bir insana siz ceza verirseniz onun ailesi de bu durumdan etkileniyor. Hani örnek olarak ceza verebiliyorsunuz fakat onun ailesi de etkilemiyor, toplum da etkilemiyor. Toplumda baskı unsuru oluşuyor. Fakat ahlakla verirseniz toplum bir oluyor. Ve birlik o yapılan suçu bir süre sonra engelliyor. İnsanların birbirine vermiş olduğu tepki cezalardan daha ağırdır. Bütün eğitim sistemlerine bakıyoruz zaten. Artık herkes değerler eğitimine dönüyor. Çünkü görüldü ki cezalar insan hayatında birçok şeyi bastırıyor fakat değiştiriliyor. Arkadaşlardan pek bir soru alamadık sanırım. Sadece dediler ki suç işleyenlerin vicdanı yok. Peki ben soruyorum. Bütün insanların ahlak düzeyi aynı seviyede mi? Değerli misafirlerimiz, bugün ben de arkadaşlarım. Aslında hepimizi çok yakından ilgilendiren, toplumumuzun sürekli gündemde olan bir konuyu savunacağız. Ben ilk önce konu ne olduğunu söylemek istiyorum. Suç oranlarının artmasındaki esas sebebin cezaların ve yaptırımların eksik ya da yetersiz kalması. Peki suç nedir? Toplum normlarının ya da yasaların gerektiği davranışların aksini sergilemek yasalar neticesinde suçtur. Peki bu suçların karşına aldığımız ceza nedir? Yasaların topluma zarar verdiğini kabul öngördüğü davranışlara karşı öngören yaptırımdır. Değerli dinleyiciler, TÜİK verilerine göre son 10 yılda çocuk istismarı, tecavüzü ve cinayeti 700 kat artmakta. Dikkatinizi çekiyorum. Son 10 yılda 700 kat. Bunlara şahit olmak için çok da uzaklara bakmaya gerek yok aslında. Son zamanlarda Adana'da bir çocuğa, 4,5 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunmadı mı? Bu çocuk kaç ameliyat geçirdi? Neler yaşadı? Bundan haberiniz var mı? Şimdi arkadaşlarım diyecek ki eğer ahlaki yoldaşmışlık olmasaydı zaten bu suçları işleyemeyeceklerdi. Ben de şunu söylemek istiyorum. Tabii öğretmenlerimiz daha iyi bilir kol verdiği. Bilmeyenler için söylüyorum. Eğitim biliminde ahlaki gelişmişliği araştıran bir bilim insanı. Ve ona göre insanların %70'i kanun ve düzen eğilimine saplanıp kalmıştır. Yani ceza yoksa suç vardır. Arkadaşlar, burada biraz süremiz tabii kısıtlı. Biz çok da uzatmak istemiyorum. Montaigne'in çok güzel bir sözü var. Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsetmez. Bir toplumun düzenini, huzurunu, refahını istiyorsanız, o toplumda suçlar azalsın istiyorsanız, kanunlar ve ceza yaptırımları şart. Bu insanın vicdanıyla ya da iç mekanizması ile ilgili bir şey değil. Çünkü bütün insanlar çok vicdanlı, gerçekten ahlak seviyeleri çok yüksek düzeyde diye o insanlar gerçekten topluma faydalı mıdır? Hayır, görmedik çünkü. Arkadaşlar, ahlak nedir? Kimdir ahlaklı olan? Mesela şu kişi ahlaklı diyebilir miyiz? Bir toplumda bir iki kişi ahlak seviyesi yüksek diye o toplumun huzuru var mıdır? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşımın da tanımını yaptığı gibi toplumda yapılması gereken iyi güzel olan bu gibi özelliklerin genel adıdır. Bana göre toplumun olmazsa olmazıdır. Bir toplumda ahlak yoksa o toplumda adalet, sağlık, inanç, huzur gibi toplumu toplum yapan unsurlar bulunmaz. Dolayısıyla karşımıza ahlaki yozlaşmaya yüz tutmuş bir toplum çıkar. Dünyada hiçbir güç yoktur ki ahlak gibi devlet kursun, yıksın. Şimdi ahlaki yozlaşmaya uğramış bir toplum ya da bir birey bunun zararını sadece kendisi görmez. Etrafına da zararını verir. Bernard Shaw bu konuda der ki, bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüdüğü nispetle acısını tümüyle hisseder. Şimdi bu
Başkan'ın beraberinde getirdiği suçlar. İşte çocuk istismarı, hırsızlık, dolandırıcılık, üç kağıt gibi olaylar cezalarla durdurulmak isteniyor. Peki ceza nedir? İşlenen suça karşılık uygulanan hukuki yaptırımlardır diyebiliyoruz bildiğiniz gibi. Ama cezanın bunda bir etkisi, pek bir etkisi yok. Bakın dikkat edin, demedim hiç etkisi yok. Pek bir etkisi yok. Cezalar sadece suç ateşinin boyutunu düşürür, tamamen söndürmez. Şimdi zaten cezaların bir caydırıcılığı olsaydı, bugün günümüzde ağır cezaların bulunduğu ülkelerde suç oranları en aza inerdi. Örneğin Amerika. Amerika bugün dünya suç listesinde birinci sırada. 11 milyon küsür suçla. Adamlarda idam da var, ağır cezalar da var, müebbet de var. Hani suç oranları en aza inerdi cezalarla? Gördüğünüz gibi bir kez daha bu da çürümeye uğruyor ceza kavramı. Şimdi Napolyon belki bu konuda ahlakın olmadığı yerde kanunlardan bahsedilemez diye. Şimdi ben az önce Amerika'ya kadar gittim 13 bin kilometre. Ne gerek var? Bizim burnumuzun dibinde kan davaları diye kurulan. Milleti bezdirmiş kan davaları. Ne kadar hukuki yaptırım da uygulasalar, ceza da verseler, ne kadar karşılık da verseler bu insanların birbirini öldürmeleri engellenemiyor. Ne kadar ceza verirse de insan durdurulamıyor. Çıkıyor, kanısını vuruyor, giriyor hapse. Adam hapse giriyor, 20 yıl ceza yiyor. Çıktığı günü özgürlüğüne koşacağız derken kanısı kapıda bekliyor onu öldürmek için. Ölüm gününe gidiyor. Şimdi cezalar toplumda insanların üzerine baskı kurar. Küçültmeye çalışır. Örneğin elim suç oranlı olsun, elim cezalar olsun. Şişe etrafı kirletmemek amacıyla açmıyorum. Cezalar içindeki de şişenin içindeki gazlı içecek de suç oranları olsun. Ben şunu çalkaladığım zaman bir süre tutabilirim. Hemen sağından solundan etrafa hışlar. Suçlara da bu misal. Ne kadar cezai yaptırımı uygularsanız uygulayıp durduramazsınız. Bir süre kısarsınız ama sonradan kendiliğinden açılır. Ahlaki yozlaşmaya yüz tutmuş toplumlar yıkılmaya mahkumdur. Voltaire bu konuda der ki, ahlakın olmadığı yerde adaletten bahsediyor. Bunu tam tersi değil. Şimdi madem ceza kalıcı bir yöntem değil, o zaman ne yapabiliriz? Bize göre tek yol topluma ahlak bilincini kazandırmak. Toplum ahlak bilincini kazanırsa her şey yoluna girecektir. Cezalara, kısıtlamalara gerek kalmayacaktır. Şimdi Yüce Allah Nan suresi 126. ayet-i kerimede buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim. Eğer ceza verecekseniz misliyle verin. Ama biliniz ki sizin için hayırlısı sabretmektir. Hasan Basri Hazretleri der ki bu konudaki görüşlerini şöyle söyle. Güzel ahlak, tahammül, bağışlayıcılık ve sabırdır diye. Gördüğünüz gibi hem Hasan Basri Hazretleri'nin sözünde hem de ayet-i kerimede ceza, sabır kelimesiyle dolaylı bir şekilde farklı olarak kullanmamız istenmiştir. Sevgili dinleyicilerim, konuşmamı şu hadis-i şerifle bitirmek istiyorum. Güneşin buzu erittiği gibi güzel ahlak da günahları eritir. Suç ve ceza arasında
makul kabul edilen bir denge vardır. Suç, kanunun cezalandırdığı fiildir. Sizlere kadın cinayetlerinin ülkemizin kanayan bir yarası olduğundan bahsedeceğim. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun raporuna göre 2017 yılında cinayetler %25 artarak 409 vaka oldu. Bu ne demek oluyor? Her gün birden fazla kadın öldürülüyor. Değerli dinleyiciler, kadın cinayetlerinin %67'si bir yakını tarafından gerçekleşiyor. Bu katillere tahrik indirimi, ihal indirimi, takım elbise giydi indirimi, tıraş oldu indirimi uygulanıyor. Bu da cezaların çok çok az miktarı indirildiğinin göstergesidir. Sizlere bir örnek vereyim. Erzurum'da eşinin boşanmakta olan süreçte bıçaklayarak öldüren Turgay K. tahrik indirimi almış. Tahrikin sebebi ise eşinin terk giymesidir. Turgay K. 6 yıl 3 ay hapis cezası almış. Ben size söyleyeyim. Bu cezanın 1/3'ünü yatacak, bir kısmını denetimli serbestlikle geçirecek, 2 ya da 3 yıl sonra aramızda bir katil daha dolaşacak. Düşünsenize, Allah muhafaza, ablanızı öldüren şahıs, siz daha ablanızın acısını yaşarken, siz sokakta yürürken karşınıza çıkıyor. Değerli dinleyenler, geçen hafta Balıkesir'de bir kızı kendisine vermediler diye ailenin evini basıp 4 kişinin canını alan vahşi yaratığı hangi ahlak yasası yola getirecek? Konya'da cinayetten aranan bir şahıs 8 yıl içeri giriyor. Dikkatinizi çekiyorum. Cinayetten içeri giren bir şahıs 8 yıl yatıyor, denetimli serbestlikle dışarı çıkıyor. Dışarı çıktıktan sonra yaptığı ilk iş bir başka cinayet işlemek oluyor. Madem suç oranlarının artmasında ahlaki gelişmişlik önemli, ahlaki gelişmişlik vesile oluyor, o zaman neden suç oranlarının en iyi olduğu ülkeler, ceza yaptırımlarının en iyi olduğu ülkelerdir? Arkadaşlar, siz hiçbir ülkenin ahlak yasasıyla yönetildiğini duydunuz mu? Bütün dünyada her 3 kadından biri fiziksel şiddet yaşıyor. Her 6 dakikada bir kadına tecavüz ediliyor. Güney Afrika'da ise her 90 saniyede bir. Irak'ta savaşın ilk aylarında 20 bin kadın tecavüze uğradı. Her yıl yaşları 5 ile 15 yaşları arasında değişen 2 milyona yakın kız çocuğu fuhuşa zorlandı. ABD'de her yıl 4 milyon kadın şiddete uğrarken Hindistan'da her gün 5 kadın, dikkatinizi çekiyorum, sadece her gün 5 kadın çeyiz kavgası yüzünden öldürülüyor. Çin'de her yıl 1 milyon kız çocuğu, dikkatinizi çekiyorum, daha anne karnındayken öldürülüyor. Peki sizlere bir soru. Budizm'e göre kan dökmek yasaktır. O zaman Myanmar'da Budistler niçin kadınların ve çocukların kanını döküyor? Neden onları işkence ediyor? Aslında bütün insanların istediği, herkesin ahlaki erdemlere göre yaşamasıdır. Yeryüzünde bu kadar suç varken herkesin yeteri kadar ahlaklı olmadığı göz önündedir. Son olarak konuyu Peygamber Efendimiz'in veda hutbesindeki sözleriyle noktalamak istiyorum. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ederim. Onların sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki haklarınız ise onları korumak, aile namusunu ve şerefini kimseye
Ahlakın yozlaşması demek, insanın içinde bulunan güzel ahlakı yitirmesi demektir. Hukuksa, toplumu bir düzen içine sokmak için devlet yaptırımıyla oluşturulmuş kurallar üstüdür. Ahlakın olmadığı bir yerde ne cezaların caydırıcılığından ne de hukuktan söz edilemez. Ahlak hukuku, hukuk da ahlakı besler. Ancak ahlakın amacı iyidir, hukukun amacı ise adalettir. Her yalan ahlaksızlıktır. Ama her yalan başkalarının haklarını çiğnemediği sürece suç değildir. Bu da suç oranlarındaki artışın sebebini, cezaların azlığı olmadığını, aksine toplumlardaki var olan ahlakın yitirilmesi olduğunu açıklar. Cezalar sadece bir sonuca yöneliktir. Ahlaksa kültürel etkileri göz ardı ettiğimizde evrensele çok daha yakın bir çözümdür. İnsanlar suçlulara ceza verenlere rüşvet teklif ederek ya da başka yollarla kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilir. Ancak bana söyleyin, kim kendi ahlakına, kendi vicdanına rüşvet teklif edebilir ki? Bugün toplumu oluşturan bireylerin suça yönelmelerindeki temel sebep ahlakın yozlaşıyor olmasıdır. Aile, eğitim, çevre, akran grupları, psikolojik sorunlar, bunların hepsi ahlakın yozlaşmasıyla bütünleşerek suç oranlarını arttırır. Toplumun canını, malını, huzurunu, güvenini tehdit eden suçlardan, kadına şiddet, gündemimizde bulunan çocuk istismarı, hırsızlık, cinayet, bu suçların hepsinin var olmasında, bunların giderek artmasındaki tek sebep, insanların kendi ahlakından uzaklaşıyor olmasıdır. Cezaların yetersiz kalması değildir. Dünyadaki polis veya suçlara verilen cezaların artırılmasıyla hiçbir şekilde ceza oranlarının azalmadığı büyük bir gerçektir. O zaman suçları azaltmanın yolu aşınan, yozlaşan ahlakı düzeltmekten geçer. Örneğin İngiltere'de 3 genel seçimi ard arda kazanan İşçi Partisi'nin sloganı Back to Basics'tir. Yani temellere, geleneklere, köklere geri dönüştür. Buradan da anlıyoruz ki bizim geleneklerimiz güzel ahlakımızdır. Ve insanların bu güzel ahlaktan uzaklaşmamaya ihtiyacı vardır. Daha önce bütün ülkelerde suç oranlarının artmasını polislerin veya suçlara verilen cezaların arttırılmasıyla önlenmediğini söylemiştir. Çünkü suçun pan zehri ahlaktır. Suçlara verilen cezaların azlığı değildir. Ya da çokluğu. İnsanı bir arabaya benzetirsek arabanın motoru insanın bilgisidir. Ancak direksiyonu arabanın ahlakıdır. Motor ne kadar güçlü olursa olsun arabanın nereye gideceğine, ne tarafa döneceğine direksiyonu karar verir. Yani insanın ahlakı karar verir. Özellikle suçların artışına bir sebep arıyorsa bu kesinlikle ahlakın yozlaşıyor olmasıdır. 1631 yılında Koçi Bey'in 4. Murat'a verdiği bir risalede Koçi Bey şöyle der. Osmanlı ordusu artık silahını düşmanına karşı değil, kendi devletine, milletine karşı yöneltmiştir. Ya da 2. Osman gibi bir Hakan'ı, o kadar projeleriyle, düşünceleriyle çağının üstüne çıkmış bir Hakan'ı, yedi kule zindanlarında boğmaktan çekinmeyecek kadar ahlakından yozlaşmış ve cezalar, suçlar artmıştır. Son olarak insanı insan yapan ahlakıdır. Siz insanları bir şeylere yapmak zorunda bırakabilirsiniz. Ancak bunu ahlak doğrultusunda yapmazsanız
İnsanın robottan farkı kalmaz. Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle der. İnsan vücudunda bir lokmacık et parçası vardır ki o iyi olursa bütün vücut iyi olur, o kötü olursa bütün vücut kötü olur. İşte o kalptir. Buradan da anlıyoruz ki insanın en büyük serveti ahlakıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin jürilerimiz ve siz değerli konuklarımız, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlarımızın sorduğu sorulara cevap vererek başlayalım. Ahlakı verecek olan aile değil midir? Öz ve öz evladına tecavüz eden bir baba, topluma ne tür bir ahlak örneği olabilir ki? İngiltere'nin sloganı ahlak diyorlar. Peki o ülke, o toplum kazanıldığında ahlakla mı yönetilecek yoksa o ülkenin de bir ceza yasası var mı? Amerika'da idamdan bahsediyorlar. Herkes çok iyi bilir. İnsana verilebilecek en büyük suç, en büyük ceza özgürlüğün kısıtlanmasıdır. Peki suç işleyenlerin ailesi çok kötü etkileniyor diyorsunuz. Peki 3 yaşındaki tecavüze uğramış bir çocuğun ailesi ne durumda? Onu da düşünelim lütfen. Ben artık konuşmama başlayayım. Bütün insanların ahlak düzeyi bir midir? Aynı olmadığını bence hepimiz çok iyi biliyoruz. Fakat bir suç karşısında verilebilecek ceza anayasalarımıza göre herkese aynıdır. Hırsızlık her geçen gün artıyor. Kütahya'da 90 yaşında yalnız yaşayan bir kadının parmakları kırılıp altınları çalınıyor. Ve bu adama ne mi oluyor? Sadece mahkemede yargılanıp serbest bırakılıyor. Bu mudur ahlak? 90 yaşındaki kadına saldırmayı hangi ahlakla açıklayacaksınız? Ülkemizde hırsızlık başımızın belası. Bir yılda New York'ta 28.369 hırsızlık olayı yaşanırken yalnızca İstanbul'da 69.309 hırsızlık olayı yaşanıyor. Peki bunun cevabını eminim ki ahlaklı oldukları için diyeceksiniz. Ahlakla alakası yok. Sadece New York'un bağlı olduğu eyalet hırsızlık olaylarını 3 ile 12 yıl arasında yargılamaktadır. Ama ülkemizde ise sadece ifade verilip serbest bırakılıyor. Hayvan işkencelerine ne demeliyiz peki? Kedilerin ayaklarını bağlayıp bir tekmeyle yola savuranlar. Köpeklerin kulağını kesip bir marifetmiş gibi bunu sosyal medyada yayınlayanlara ne demeli? Örnek verecek olursak, Erzincan'da vatanı görevini yapmakta olan bir er. Birilerinin önüne gelen kedi işkence edip bir tekmeyle yola savuruyor. Kanunlarımıza göre bunun cezası 1250 lira. Ama bu er terhis edildikten sonra bir polis memurumuzun bileğini kırıp yaralıyor. Peki soruyorum sizlere, eğer ki ilk suçunda cezalandırılmış olsaydı o polis memurumuz zarar görecek miydi? İnsanlar en kısa mesafelere bile emniyet kemerini takarak gidiyor. Trafik cezalarının en fazla olduğu ülke Norveç'te hız sınırının 50 km aşılması bile 1060 euro. Türk lirasıyla 5000 TL. Peki ülkemizde ne mi oluyor? Ülkemizde sadece bir gece nezarethanede yatıp bırakılıyor. En büyük örneğini vermemiz gerekirse. Sayın okul müdürümüzün annesi geçen yıl bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Ve o Maganda'nın hız sınırlarını fazlasıyla aştığı gözler önündeydi. Peki o adama ne mi oldu? Bir gece nezarethanede bırakılıp, kalıp tekrar serbest bırakıldı. Hangi ahlak açıklıyor bunu? Kasalara ihtiyacım yok. Ahlak bana yeter diyebilir mi? Türkiye'de her sene 15 binden fazla çocuk gelin var. Çocuk gelin diye bir şey yok, yok aslında. Sadece sapık bir zihniyet ve görmezden gelen anne
kapılarınızı kilitleme gereği duyuyorsunuz. Yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlarımız haklılar. Ben bir şey söylemedim yalnızca. Ben çok iyi ahlaklıyım. Toplum çok iyi ahlaklı mı diye. Ahlaklı diye. Ayrıyeten kendinizle de çeliştiniz. Amerika'da kalkıp suç oranlarının fazla olduğunu zaten biz söyledik. Bunların yanında cezaların da ağır olduğunu söyledik. Tamam da bu adamlar cezaevinden çıktıktan sonra bu suçları işlemek devam ediyor. Nerede ceza? Biz size dönüp demiyoruz cezalar olmasın. Hiçbir semavi olsun, mistik olsun. Sizlere suçların cezası kalması gerektiğini söylemez. Hepsi suçlara cezanın verilmesi gerektiğini söylüyor zaten. Biz cezaları, zaten suçlara ceza vermek bir ahlaktır. Ahlakın gereğidir, adalettir. Adalet, ahlak ve vicdan bir bütündür. Et tırnaktan nasıl ayrılmazsa, bunları söyleyeyim. Ayrıca şunu da belirtelim. Arkadaşlarımız söyledi, Budistler kalkıyor, kadınlara şiddet uyguluyor. Biz buna zaten ahlaksızlık diyoruz. Ahlak demiyoruz. Ayrıyeten şunu da söyleyelim. Budistlerin sürekli uyguladıkları bu şiddetleri genel uygulayan şahıslar, yani o şiddete maruz kalanlar, Müslümanlar, farklı dinden olanlar, Budizmi yine yerleştiren insandır. İnsanlar cezaları uygulayan da, o yargıları, anayasaları geçiren de yine insandır. Ve bunu bozabilecek yine varlık insandır. Çünkü onlar bir yargı çerçevesi içerisinde oluştururlar. Bir oluşum içerisinde. Bunların dışına çıkabilecek olan insandır. Bundan dolayıdır ki Budistler kalkıp kan dökmeyin derken kendileriyle çelişip kendi yargılarından ayrılıp kalkıp kan dökebiliyorlar. Oysa ne Tevrat, ne İncil, ne de Kur'an-ı Kerim bize hak olmadığı sürece, Enam suresi 151. ayette de geçer, hak olmadığı sürece insan kanının dökülmemesi gerektiğini söylüyor zaten. Ayrıca şunu da söyleyelim. Babalarının kalkıp çocuklara tecavüz ettiği bir toplumda ahlaksızdır. Hiçbir ahlakın biz bunu düzeltemeyeceğini söylemiyoruz. Öyle bir şey de asla olmaz. Çünkü şunu söyleyelim. O babaya verilen eğitimle ilgili. Eğer o babanın da ailesi onun ahlaki değerlerle, diniyle, düzenli olduğu tüm genel öğretilerle yetiştirseydi, o zaten bunu yapmazdı. Vicdanı buna güzel olurdu. Çocuğa tecavüz edenin babasını zaten söyledik. Hırsızlık yapan. Yine aynı şekilde. Kalkıp ona da öğretilmemeli. Ailede başlar. Siz bir aileye onu vermeniz gerekir. Kalkıp suçların cezasının olduğunu biz de biliyoruz. Ama onu insana öğretmek. İnsanlar o cezaları çok güzel bir şekilde bırakır ve gider. Bakıyoruz yargıya. Eskiden bizde de idam vardı. Adam öldürme vardı. Cezaların karşılığında. Peki orada suçsuz yere asılan hiç olmadı mı? Oldu. Peki bunu hangi adalet açıklayacak? İşte ahlak o adaletsizliği adalet yapar. Dediğiniz gibi, yani az önce de söylediğim gibi, adalet, ahlak ve vicdan bir bütündür. Adalet ve ahlak, beşer olanı, insanı, eşref-i mahlukat eder. Yani kamil sıfatına ulaştırır. Fakat adaletsizlik, ahlaksızlık, kamil olanı, esfiri safri hain yaratılmışların en aşağısına kadar indirir ve onu hayvandan da aşağı bir varlık eder. Yaratılmış her şey bir ahlak üzerine yaratıldı. Ki bak görüyoruz Hazretim kalkıp Firavun'un sofrasına daha çok Musa yetişir. Alimden zalim doğar da o alime bir bakalım davranışsal eğitimcilerimiz ve öğretmenlerimiz bizden daha iyi. Davranışsal eğitime göre bizim kalkıp biz insanlara sözlerle değil davranışlarla öğretiriz. Aslında uygulanan bazı cezalar da davranışsal eğitimdir. Ve cezalar da ahlaka uyulması gerektiğini gösterir. Hukuk kuralları toplumda bulunan
kısmi ahlak kurallarına göre yazılır ve ona göre yazılır. Bunları da söyleyelim. Sürekli bir şekilde bunu hangi ahlak örmeyecek diyorsunuz? Bunu hangi ahlak örmeyecek biliyor musunuz? İslam ahlakı. İslam dininin temel yapı taşı, ilk konuşmamda da söylediğim gibi ahlaktır. Biz İslam'ın kural ve öğretilerine yer uyarsak, hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde bu toplumda suç olmayacaklardır. Osmanlı'ya bakın, ağır cezalar vardı. Fakat insanlar cezalardan korktuğu için değil, onlara öğretilmiş olan öğretilerden dolayı o suçları işlemiyorlardı. Ya da şunu da söyleyelim. Biz zaten hiçbir zaman cezasız kalınmasını istemiyoruz. Cezalar verilmeli ağırda. Fakat çeşmenin başı, daha doğrusu bir nehir kurumaya başladıktan sonra cezaları istediğiniz kadar ağırlaştırın, taşıma suyu gibi olur. Değirmeni istediğiniz, değirmeni de döndüremezsiniz. O bir kere gider. O nehir kurudu. Yani biz kalkıp karşı tarafın tezini tamamen çürütmüyoruz. Onları da savunuyoruz. Fakat biz diyoruz ki, balık baştan kokar. Siz o başı bitireceksiniz ki tekrar üremeye devam etmesin. Vücuttaki kanser gibi. Asıl kanser yaratan hücre alınmalı ki ondan sonra hücreler bir daha üretilmesin. Kanserli doku yeri bırakılıp kalkıp başka taraftan kanserli yer çıkartılırsa o iltihap her yere yayılır ve insanı öldürür. Cezalar arkadaşımızın söylediği nasıl verir? Basit bir örnekle. Galiyetten Hazreti Musa'ya bakıldığı zaman 10 emirde indirilmiştir. Öldürmeyin, hak yemeyin, komşunun hakkını gözetin ve onlara, ona kalkıp tecavüz etmeyin. Allah'tan başka putlara tapmayın diye söyler. Enam suresine baktığımız zaman 151. ayetini aynı şekilde söylüyor. Yani her dinin asıl öğretisi ahlaktır. Fakat bakıldığı zaman Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'ta da cezaların verilmesi gerektiği söylenir. Biz bunu söylüyoruz. Fakat dediğim gibi ahlak olmadan siz bir şeyleri bitiren misiniz? Bizim istediğimiz toplum anlayışı ahlakın yerleşmiş olduğu ve suçların olmadığı. Size belki bu ütopik gelebilir ama biz bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Çünkü ahlak söylediğim gibi insanlara sevmeyi öğretir, saygı duymayı öğretir ve bu şekilde insanlar birbirini sever ve saygı duyarsa birlik ve topluluk olurlar. Sözlerimi Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifiyle bitirmek istiyorum. Sizin en hayırlınız güzel ahlak üzerine olanınızdır. Adaleti ve ahlakı hayatınız boyunca gözetmeniz diye. Tekrardan herkese merhaba. Benim önce sordukları sorulara ve sordukları bir şeylere cevap vermek istiyorum. Bu dişleri diyor, bu dişler kan döküyor. Bu dişler neden kendilerini yargılamıyor? Bu dişler kendilerini yargılamıyorsa eğer, onları yargılayacak kişiler de vardır. Birleşmiş Milletler ya da başka bir yeri. Eğer o bu dişler ceza alsalardı, Müslümanlar bu işkenceleri yapar mıydı? Diyor ki eskiden idam vardı da ne oldu? Değerli dinleyiciler, Osmanlı'da şeriat vardı. Osmanlı'da refah düzeni en yüksek olan zamanlardan biridir. Öyle ki insanlar camiye, cumaya giderken kapılarını açık bırakırlardı. İslam ahlakı en yüksek ahlak diyor. Tamam, doğru. Ben soruyorum, hangimiz peygamber ahlakına sahip? Hepimiz İslam ahlakı üzerineyse dünyada 7 milyar peygamber var o zaman. Az önceki konuşmamda ufak bir sıkıntı çıktı ve bir konuya değinemedim. Şimdi onu tamamlamak istiyorum. Değerli dinleyiciler, 12 Eylül 1980 darbesini hepimiz biliyoruz değil mi? Unutmadık o karanlık günleri. Ben o dönemle ilgili size kısa bir bilanço vermek istiyorum. O dönemde gözaltına alınan insan sayısı 650 bin. Fişlenenlerin sayısı 1 milyon 683 bin. Vatandaşlıktan çıkarılan 14 bin, işkencelerle öldürülen 171 insan ve idam edilen 50 insanımız. Kenan Evren, Tahsin Şahinkaya ve D.
diğer darbeciler eğer yargılanıp cezalansalardı 28 Şubat postmodern darbesi ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekleşir miydi? Bu salondaki insan sayısından daha fazla. 248 vatandaşımız şehit olur muydu? Şimdi Araki yoldaşmıştan bahsedecekler. Arkadaşlar, yine dedim, az önce dediğim gibi toplumda düzeni, refahı, huzuru istiyorsanız kanunlar ve cezalar şart. Voltaire'in çok güzel bir sözü var. Adalet ve kanunlar en katı yüreklilere de sesini duyurabilir. Değerli misafirler, ben bir olay anlatmak istiyorum. Anlatacağım olay, kan donduracak cinsten. Gerçekten, bunu çalışırken beni çok etkilemişti. Antalya Manavgat'ta bir baba, öz kızına, 4,5 yaşındaki öz kızına 1,5 yıl boyunca cinsel istismarda bulunuyor. Bu olay başlı başına vahim bir durumken, daha da üzücü bir ayrıntı var. Cinsel istismara uğrayan çocuğun annesi kanser tedavisi görmekteydi. Şimdi siz bu sapın, bu caninin, bu vahşi insanın yeterli ceza alacağını düşünüyor musunuz? Ben şahsen hiç inanmıyorum. Hiç de düşünmüyorum. Çünkü tarihte çok gördüm. Ve üzülerek söylüyorum ki böyle devam ederse, bu düzen değişmezse daha da çok göreceğim. Bu şahslar yeterince ceza alsalardı ben eminim. Toplumumuzda çocuk istismarı bu kadar artmazdı. Ve bu cennet vatanı bu şahsen yüzünden dünyada çocuk istismarda 3. sırada. Tabii şimdi başka bir konu değinmek istiyorum. Değerli misafirlerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz. Her okulda bir disiplin yönetmeni yok mu? Okullar sadece ahlaka göre mi yönetiliyor? Tabii öğretmenlerimiz daha iyi bilir. Mevzuat ve yönetmelikler olmasaydı okullarda kargaşa çıkmaz mıydı? Arkadaşlar, farkında mısınız? Sınıflara girmek için bile bir zil var. Ve o... ve o zil çaldıktan sonra dışarıda beklemek yasak. Arkadaşlar, cezalar ve kanunların önemini bilmek için çok da büyük olaylara, çok da geniş bakmak gerek yok. Küçük bir okulda bile kanunlara ve cezalara ihtiyaç duyulurken bir ülkedeki insan haklarını korumak, hatta dünyanın düzenini sağlamak için ahlak nasıl yeterli olacak? Değerli arkadaşlar, ben hemen bir olay daha anlatmak istiyorum. İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürü Ayhan Kökmen odasında bir öğrenci tarafından silahla vurularak öldürülüyor. Şimdi sizi bir yıl öncesine götüreyim. Bir olay daha anlatacağım. Ve yerini bulmayan kanun nasıl suça davetiye çıkarıyor daha iyi göreceğiz. Kayseri'de müdür yardımcısı Mehmet Aktaş yine bir öğrenci tarafından maalesef öldürülüyor. Ve bu sanık sadece 10 ay içeride kalıyor. İnanabiliyor musunuz? Ortada bir cinayet var ve sanık sadece 10 ay içeride kalıyor. Eğer Kayseri'deki bu sanık yeteri kadar ceza alsaydı, caydırıcı bir ceza verilseydi, İzmir'deki olay ya da şimdiye kadar öğretmenlerimize yapılan saldırılara insanlar cesaret ederler miydi? Cezaların yetersizliği yeni suçlara neden oluyor. Ben tekrar sormak istiyorum ve sormaya da devam edeceğim. Hangi ahlak cezalar kurduracak? Değerli arkadaşlar, Allah korusun, Allah muhafaza. Ama Kayseri'de öldürülen öğretmenin çocukları sizler de, bizler de, hatta sizler de olabilirdiniz. Babanızın katili 10 ay içeride kalıyor. O zaman da cezalara, kanunlara gerek yok. Ahlak yeterli diyebilecek miydiniz? Platon'un çok güzel bir sözü var. Kötülüklerin ilki ve en büyüğü haksızlıkların karşılıksız kalmasıdır. Değerli misafirler, az önce İzmir'deki o vahim olayı anlatırken müdür odasında silahla vurularak öldü dediğinde vurgularak söyledim. Çünkü toplumumuzda ruhsatsız alt tüfeğin satışı
serbest. Ve bu toplumu bireysel silahlandırma yönlendiriyor. Eğer para cezası olan bu suça hapis cezası olsaydı İzmir'deki olay gerçekleşir miydi? Unutmayın, yaptırımların caydırıcı olması halinde etkin bir mücadele sağlanabilir. Değerli misafirler, demem o ki, istediğiniz kadar geçmişe bakın. Tarihin en derinliklerine inin. Bütün dönemlere bakın. Her dönemde suç, her dönemde ceza ve kanunlar vardır. Her din ve inançta da bunlar vardır. Nitekim Allah Bakara suresinin 179. ayetinde diyor ki, ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki bu hükme uyarak suçlardan korunuyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, konuşmamı burada bitirmek istiyorum ama son bir şey söyleyeceğim. Aslında arkadaşlarımız buraya gelerek bizi savundular. Çünkü burada 5 dakika kuralı var. O kurallara uydular. Eğer uymasaydılar, onlar biliyor ki burada ceza, yani puanlara düşecek. Şöyle bir şey var, ilk kez karşılaşıyoruz, 2 yıldır yapıyoruz bu programı. Çok yakın, yani suratlarına yakın. Suratlarına kadar çok yakın. Sonuçları ben yani şey olarak, rakam olarak açıklıyorum. Bir okulumuz 93.75 almış. Bir okulumuz 93.66 almış. Bence ikisi de kazandı. Bir alkış alalım ya. Şöyle yapalım. İlk olarak iki başkanımızın bir düşüncelerini alayım. Hep fen lisesi başladı. Ben de Hüseyin Çelik, Mehmet arkadaşımdan da bir fikrini alayım. Tebrik